Ayşe kalkacaksın. Ha? Kalkacaksın ha Ayşe. Ayşe kalkacaksın ha. Ayşe kalkacaksın ha. Ayşe. Kalkacaksın. Kalkacaksın ha. Ayşe. 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 Ablacığım aç gözünü. Ayşe aç gözlerini ablacığım. Mine, Ayşe iyi mi? Ziya öyle gibi yatıyor, gözünü açmıyor. Aslan, Aslan ne olursun bas gaza. Lütfen biraz daha hızlı git. Anne, anne. Çıkmadı, çıkmadı Ayşe. Çıkmadı. Ne oldu oğlum? Ayşe çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı. Ya çıkmadı. Ayşe çıkmadı, çıkmadı. Mehmet. Anne, anne. Oğlum ne işin var dışarıda? Anne, anne. Ayşe, anne. Tövbe, tövbe. Oğlum ne diyorsun sen? Ne diyorsun oğlum sen? Salim. Dur Kadriye abla. Bırak, bırak. Sakin, sakin ol Kadriye abla. Ayşe. 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 Ne işin var senin burada? Ne yaptın kızıma? Gaz kokuyor burası. Geldiğimde böyleydi. Gazı açık bırakmışlar herhalde. Çabuk gazı kapat sen. Ayşe, Ayşe aç gözünü kurtaracağım seni yavrum. Ayşe, Ayşe aç gözünü. Ayşe aç gözünü yavrum Ayşe. Ayşe. Yok ben dayanamayacağım. Dur, dur Adriye abla. Ayşem. Salim. Ayşe. Çetin, çabuk babamın evine gelin. Al beni burada. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Dayı, Asiye'yi almamız lazım. Ya ne Asiye'si ya? O evde değil mi zaten? Yok, babasının evindeymiş. Ya ne işi varmış orada? Ben de aynı soruyu sordum ama cevap alamadım tabii ki. Gidiyorum ben. Tamam, hadi sen git. Ben de arabayı getireyim buraya. Gazdan zehirlenmiş ana. Ayşem, Ayşem. Aç gözlerini yavrum. Aç. Ayşem. Yavrum, Ayşe. Hani sen beni bırakmayacaktın Ayşem. Hani bırakıp gitmeyecektin beni? Ay yavrum benim kuzum. Hangi manyak yapar bunu ya? Küçücük çocuğun canına kıymak istiyor. Hadi aynı ben onu yetiştireceğim. Allah, hadi, hadi yetiştireceğim. Allah'ım bize yardım et. Allah kahretsin. Ne oluyor ya, ne olmuş? Gazdan zehirlenmişler. İnşallah bir şey olmaz. Ayşe, kime ne zararı olur ya? Ben bulacağım seni.
Geride bile de girsem bulacağım. Abla. Ne oldu kız? Niye tık nefessin? Biri peşine mi düştü yoksa? Yok abla yok. Mahallede kıyametler kopuyor. Salim abiler gazdan zehirlenmiş. Ne? Asiye! Aşkım, iyi misin? Kusucuğum. Acayip gaz kokuyor ya. Hadi çıkalım hadi. Ay, nasıldı? Dilim damağım kurudu heyecandan. Ağzına sağlık bacım. Bak, herkesi mest ettin. Halim, sen niye bir şey demiyorsun? Beğenmedin mi? Ya beğenmesine beğendik de, böyle her gece her gece olmaz Pervin. Sen sahnedeyken sürekli çalıp durdu. Bir bak istersen. Hayırdır inşallah. Kimmiş? Fatma. Turacan'a bir şey mi oldu acaba? Ben bir müşterilere kulaçan edeyim. Alo Pervin. Bir şey diyeceğim ama sakin ol. Mehmet'in durumu iyiymiş. Ne olmuş Mehmet'e? Salim abilerin evinde gaz mı açık kalmış ne zehirlenmişler. Hastaneye gidiyorlarmış. Ama beyaz görmüş Mehmet de iyiymiş. Ben de şimdi eve bakmaya gidiyorum. O telaşla gazı kapadılar mı Allah bilir. Hangi hastane? Pervin ne hastanesi ne oluyor ya? Salimler'de gazdan zehirlenmişler. Ya Fatma Mehmet'in bir şeyi yok dedi ama ben gözümle görmediğini anlam. Gidiyorum ben. Pervin. Mine. Mine iyi mi? Pervin. Aa, bu kim ya? Allah Allah. Bir şey yaptıktan sonra nasıl düzelteceğini düşünmek aptalların işidir. Zeki biri yapacağı şeyin sonuçlarını en başta hesap eder. Ben seni mantıklı biri sanırdım Canan. Seni de öyle. Ama hata etmişim. Baba biz... Yani bizi anlamayacağını sandık. İzin vermezsin diye düşündük. Yanlış düşünmüşsünüz. İzin verirdim. Sait Bey. Size yalan söylemek istemezdik. Çok özür dileriz. Seninle sonra konuşacağız. Şimdi beni kızımla yalnız bırak.
Baba ben çok özür dilerim. Ama ben Ömer'i gerçekten çok sevdim. Sevdin öyle mi? Ömer'in kim olduğunu bile bile hem de. O benim düşmanımın oğlu. Bir Beren oğlu o adam. Ama sen babanı sırt çevirdin. Şimdi o karacık. Evden dışarı adımını bile atmayacaksın bundan sonra. Ya anacığım yeter ağlama, sabahtan beri helak ettin kendini ya. Olan oldu artık, ne yapalım? Olmasaydı iyi olurdu ama oldu işte, ağlama. Nasıl ağlamam oğlum, nasıl ağlamam? Ya Ayşe'me bir şey olsaydı, ya ölseydi Allah korusun. Aslan sen kantinde bekle. Baba. Güne. Geldin mi kızım, gel. Gel ağlama. Kardeşim iyi. Doktorla konuştum. Kendine gelir gelmez eve götürebilirsiniz dedi. Sana ne oldu böyle? Ya önemli değil. İnşaatta küçük bir kaza oldu. Abla. Abla. Geldim ablacığım. Geldim. Bir tanem buradayım. Asiye ablam. O nerede? Ne diyorsun kızım sen? Rahmetlinin ne işi var burada? Asiye ablam geldi. O kurtardı beni. Ay yavrum. Bunun canı gidip de gelmiş. Asiye'nin ruhu görünmüş kardeşine. Rahmetlinin ruhuna malum olmuş. İçeriye girdiğin zaman sen herkes tanıyacak, farkında mısın bunu? Tanırlarsa tanısınlar ya. Kardeşim ölüyor benim. Daha tamam, önce bir dayım gitsin baksın önden. Ben kendi gözlerimle göreceğim. Asiye, dur bak acını anlıyorum. Ama müsaade et, önce ben bir gideyim bakayım, olur mu? İyi tamam git. Ama eğer her şey bir şey olursa kimse tutamaz beni. Tamam, siz burada bekleyin. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın ya. Olmayacak hayatım, merak etme, tamam mı? Olmayacak. Avukat dediler ama... Nerede kardeşim? Kardeşinin bir şeyi yok. Ortalığı belbeleye verme, tamam. Niye yanında değil Salim o zaman? Şimdi buradaydı. Ulan bir garibana sahip çıkamadınız be. Varsa yoksa kendi kızınız. Diğerleri ölse, geberse umurunuzda değil. Ne diyorsun sen be? Dua et ki kardeşime bir şey olmadan bulayım. Yoksa soyunuzu kuruturum sizin. Mehmet! Ana sen burada bekle. Neden gelmedi hala ya? Kesin bir şey oldu Çetin, ben gidiyorum. Dur, dur, dur hayatım. Gelir şimdi ya, dur. Ah, durum nasıl hala? Neyse, hayati tehlikeyi atlatmış. Yarın taburcu edeceklermiş. Çok şükür. Ona bunu yapanı bulacağım. Hesabını soracağım. Bulacağız aşkım, bulacağız. Canımızı yakanın canını yakacağız. Bu arada ben biraz önce Aslan'ı gördüm. Mine ile beraber geldiler herhalde. Nerede o şerefsiz? Çıkar şimdi. Kapının önünde bekleyelim. Bir de biz görelim bakalım onu. Onun en son gördüğü yüz ben olacağım ben. Ne ara kayboldun be oğlum? Babacığım, ben hemen geliyorum. Tamam kızım. Hem ilgilenmiyorsunuz çocukla hem de kızıyorsunuz. Ya Pervin üstüme gelme, canım burnunda zaten. Bakın benim de Mehmet gibi bir kardeşim var. Sizin yaşadıklarınızı biz de yaşadık zamanında. Ah be kardeş, bizde dert bitmez ki. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Mehmet'e sevgi izi yaptırabilirsiniz. Böylece o iz sayesinde Mehmet kaybolduğu zaman bulunması kolay olur. Sevgi izi mi? Dur dur, ben onu Müge Anlı'nın programında gördüm. Böyle koluna bir numaralar falan işliyorlar. Dövme mi? Dövme gibi. Paralı mı bu?
Hayır, kesinlikle ücretsiz. Hastanede gönüllü bir arkadaşımız var. İsterseniz hemen yaptırabiliriz. İsteriz tabii. Yaptıralım o zaman. Numaram olacak ha, numaram olacak. Sen yaptın değil mi? Ya dur, nasıl ha? Ne istedin lan ufacık çocuktan? Ya yeter be. Ben hiçbir şey yapmadım. Hala ben yapmadım diyor. Kim yaptı lan o zaman? Nereden biliyordun Ayşe'nin tehlikede olduğunu? Konuş aslan. Konuş yoksa elimde kalacaksın. Abla dur yapma. Sen karışma. Bu herif konuşacak. Anlatacak her şeyi. Onun bildiği bir şey yok. Neden anlamak istemiyorsun? Kafayı mı yedin sen ya? Ayşe ölüyordu lan. Ölüyordu kız. Ne bu sendeki rahatlık? Mehmet'in koluna bir numara işlenecek. Bu numarayı benibuldular.com internet sitesine yazınca Mehmet'in bilgileri çıkacak. Mehmet kaybolursa onu bulan kişi kolundaki sevgi izinden bize ulaşacak. Biz de sizi arayarak Mehmet'in sağ salim bulunduğunu size haber vereceğiz. Benibuldular.com. Allah razı olsun kardeş ya. Sizden de razı olsun. Numara olacak ha, numara olacak. Olacak numaran, olacak. Olacak. Neresine, şöyle mi yapalım? Ayşe senin de kardeşin ya. Sen sordun mu bu kadar koruyup kolladığın adama o mesaj kimden gelmiş, neden gelmiş diye ha? Sordum ablacığım, sordum. Dinlersen anlatacak zaten. Tamam, dinliyoruz. Anlat. Yani ben de bilmiyorum kim olduklarını. Tek bildiğim, işte bana ulaştılar. Mine'ye zarar vereceklerini söylediler. Ben de onu korumak için götürdüm. Ve o sırada mesaj geldi. Size söylediğim mesaj. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Kim inanır lan senin şu anlattığına? İster inanın, ister inanmayın. Olan bu. Ya sen üç günlük adamın lafına mı inanıyorsun? Baksana gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylemiyor abla. Yazıklar olsun sana Mine. Mine kusura bakma ama yani bu anlattığı çocuk bile inanmaz. Ama istediğinize inanabilirsiniz. İyi, tamam. Ver telefonu Aslan. Ver telefonunu. Ver arayalım bakalım kimmiş, değil mi? Aslan ver Allah aşkına ya. Kapasın çenesini. Al. Bakalım bakalım kimmiş? Alo, alo. Alo, kimsin lan sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun lan biz? Alo. Kimsin sen ya? Ha? Adam mısın lan sen? Küçücük çocuğa mı yetiyor gücün? Ulan var ya, şu yaptığına pişman edeceğim seni. Ya! Ben seni buldum Asiye. Çok geç kaldın. Kapattı. Şimdi bizi rahat bırakın artık. Hiçbir yere gitmiyorsun. O adam tehlikeli ya. Öyle mi? Peki ya sen? Sen? Ne saçmalıyorsun sen be? Bizim kime ne zararımız olmuş? Ha, doğru, doğru. Onca şeyi ben yaptım zaten değil mi? Şu kafanızı bir çalıştırın da bir düşünün. Başımıza kötü ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi zaten. Ayşe ölebilirdi abla. O zaman seni benim elimden kimse alamazdı. Ailemi senden de, peşindekilerden de koruyabilirim ben. Sen yeter ki bizi rahat bırak. Mine! Hadi aslan. Hadi ablacığım biraz dinlensen. Ama benim sınavım var bugün. Olsun yavrum. Baban öğretmeninle konuşur, bir şey olmaz. Yat sen kuzum. Ben burada kalacağım ha, burada kalacağım ha. Mehmet ablam niye öyle yapıyorsun? Tuğracan'la oynarsın. Hem gözümün önünde olursun. Gelmeyeceğim ha, gelmeyeceğim ha. Canım çocuk gitmek istemiyor. Bırak işte sen de. Aa. Bırakayım da başına bir iş mi gelsin? Sen daha torununa sahip çıkamıyorsun.
Geçmiş olsun. Gel Fatma gel. Biz de yeni geldik. Buyur otur. Ben bir Salim'e bakayım. Bak. Numara. Aa. O ne kız? Müge Anlı'da gördüm. Böyle sevgi izi diyorlarmış. Hastanede bir yer vardı, biz de yaptırdık. Kardeşim bir daha kaybolmayacak inşallah. Çok güzel. Kız ne belertiyorsun gözlerini? Bayılmıyoruz, evine gideceğiz. Şimdi çocukların önünde kavga etmeyin. Mine, ben bir şey diyeceğim asıl, onun için geldim. Dün gece sizinkiler gittikten sonra ben evin önüne geldim. Bir de baktım kadının teki fırladı çıktı evden. Ne kadını? Bilmiyorum vallahi, daha önce görmedim. Ama buralardan değil. Böyle kaçar gibi koştu gitti. Kız, dört duvar arasında ne işler çeviriyorsunuz? Sen biliyordur, söyle. Yok be, nereden bileceğim ben? Dün evde bile değildim ben. Neredeydin acaba? Sana ne ya? Aman be, ne haliniz varsa görün. Hadi Mehmet gidiyoruz, hadi. Ha, gelmeyeceğim ha, gelmeyeceğim ha. Ya gelmek istemiyor çocuk işte, ısrar etme. Kendin gitmek istiyorsan kapı açık, durma hadi. Yürü Fatma. Of ya, yine aksiyonun dibine vurduk. Hani normal insanlar nasıl yaşıyordu, ben unuttum mesela. Aman neyse ki Ayşe kurtuldu. Ya düşünsene, zamanında yetişemeseydin kızın başına neler girecekti. Evet, doğru. Asiye nerede? Ha, o çiçekle ilgileniyor yukarıda. Sonunda evin yolunu bulabilmişsiniz. İyi geçti mi geceniz bari? Bütün gece hastanedeydik hâlâ. Aa. Niye? Biri Asiye'nin kardeşi Ayşe'yi öldürmeye çalışmış. Aa. Öldürmek. Bildiğin. Evet evet, bildiğin öldürmek. Mine arıyor. Eyvah, kesin bir şey oldu ya. Ya Asiye nerede? Sen açsana şu telefonu. Alo. Mine, her şey yolunda mı? Herkes iyi mi? İyi iyi, merak etme. Başka bir şey için aramıştım ben ablamı. Tamam, bana söyle. Fatma abla gece bir kadını bizim evden çıkarken görmüş. Önce ablam olduğunu düşündüm ama kadını tanımadığını söyledi. Kadın mı? Ne kadını ya? Günaydın. Tamam, tamam, sonra konuşuruz. Nasılsınız? Bütün gece eve gelmediniz. Çok merak ettim. Kötü bir şey yoktur umarım. Hastanedeydik biz. Bir arkadaşımız rahatsızlanmış da. Aa, çok üzüldüm. Şimdi nasıl peki? Geçmiş olsun. İyi, iyi, iyi. Sen ne yaptın? Neredeydin akşam? Ben? Evdeydim ben. Ha. Yemek yedik biz beraber. Sonra da sohbet ettik işte biraz. Siz birlikteydiniz yani, öyle mi? Evet. Neden sordun ki? Hiç. Merak ettim. Anladım. Ben birlikte dışarıda bir kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm ama sanırım tek başıma gideceğim. Siz de güzelce dinlenin. Ben de çok gecikmem zaten. Ya biz de çok gelmek isterdik ama Selen Çiçek'le ilgileniyor. Ben de Selen'le ilgilenmek durumundayım. Öyle bir döngü oluştu yani. Kusura bakma. Anladım. O zaman görüşürüz. Ben de bir kahve alayım. Hadi. Ayşe'yi mi öldürecektim? Pardon. Duyamadım seni. Sen nasıl bir insansın ya? Senin derdin Asiye'yle değil mi? Ne istiyorsun çocuktan? Sen böyle sorular sormaya devam edersen Asiye'den alıp sana çevireceğim oklarımı. Bunu istiyorsun herhalde. Hayır ama... Benim lügatımda ama yok. Tamam? Sen kafanı yorma böyle şeylere. Hem hava soğuk bak, üşüyeceksin. Görüşürüz. Ben o kadar Boğaz'a baktım. Onun o sümüklü kızlarının peşine koştum. Onlar bir tane çocuğa bakamadılar. Ay Pervin, uzatma sen de. Kadriye teyze yaşlı kadın. Bilerek yapacak hali yok ya canım. Ha bir de bilerek yapsın. O karı var ya, evi de yakar mahalleyi de. 3 kuruş param olsun kenarda. Bir ev tutacağım. Alacağım kardeşim yanıma.
Sana da çok yük olduk. Yok canım. Mine'yi soracaksan beni arama Ali. Babaanne ben çıkıyorum. Nereye kızım? Hay Allah. Mine! Mine! Hayda gitmiş bile. Mine nerede anne? Bilmiyorum ben gidiyorum dedi gitti. Nereye diye soramadım bile. Niye sormuyorsun ya Allah Allah. Ay ne bileyim oğlum bir işi çıkmıştır döner gelir birazdan. Yo bu sefer bırakmam kızımı. Ya geri dönmezse? Kal da demedim zaten. Telefonu da almamışım yanıma ya. Tüh. Ha Hikmet. Hikmet, Hikmet. Efendim. Senden bir şey isteyeceğim be kardeş. Buyur Salim abi. Ya Mine minibüse bitti gitti. Yetişemedim ona. Telefon da evde kalmış. Bir zahmet. Beni ona yetiştirir misin? Atma Salim abi. Tamam. Aslan. Ya Fatma'nın gördüğü kadın Bade ise? Ya bir düşünsenize. Ben içerideyken o da evdeymiş. Ya ne aptalım ya. Hani niye bütün odalara girip kontrol etmiyorum ki? Ya Asiye belki de böylesi daha iyi oldu. Ya düşünsene. Ayşe'ye bunları yapanlar seni görse kim bilir ne yapacaklardı? Dayım haklı. Sana bir şey olsaydı var ya. Bade hepimizi öldürecek. Öldürene kadar durmayacak. Duydunuz mu beni? Bize göre de her şeyin sorumlusu Bade. Dalga mı geçiyorsun sen? Yok bir süredir şüpheleniyordum zaten. Niye daha önceden söylemedin bana? Çünkü o zaman elimizde bir kanıt yoktu. Şimdi var gibi. Siz ciddi misiniz ya? Evet Asiye. Yani sana daha önce söylemedik, seni endişelendirmeyelim diye. Ama artık birbirimizden bir şey saklamanın bir anlamı yok. Çok rahatladım biliyor musunuz? Anlatın hadi, ne buldunuz? Ben konunun daha fazla uzamamasından yanayım. Kangren olmuş kol kesilmeli. Sen ne demek istiyorsun? Beni mi öldüreceksin yani? Öldürmemem için bir sebebin var mı? Küçük hanım. Sen bu yola adım attığında ben dönüyordum. O yüzden bana bulaşmasan iyi edersin. Yeter! İkiniz de susun. Ben haklıyım. Bu adam bizi sattı. Asiye'ye haber verip bütün planımı mahvetti. Yakalanıyordum az kalsın. Ne saçmalıyorsun sen? Ben kimseye haber falan vermedim. Ya öyle mi? Bu ne peki? Gelmiyoruz. Mine'yi öldürmene izin veremem. Ben içimdeki bütün iyi şeyleri ablamla birlikte gömdüm. Sense ablamı öldürenlerle işbirliği içindesin Aslan. Bu kadar yeter. Aslan'ın yolumuza engel olacağına inanmıyorum. Bir bildiği vardır mutlaka değil mi? Hala anlamıyorsun. Aslan Mine'ye düpedüz aşık. Doğru mu bu Aslan? Ben size söylemiştim değil mi? Bela'nın kokusunu alıyorum ben. Şimdi ne yapacağız? Ben dedim işte. Ben dedim sana. Bu yüzden söylemiyoruz sana. Fevrisin çünkü sen. Fevrisin. Ya bunun fevrilik bir şey mi kalmış artık Çetin? Allah Allah.
Kralına yol vermişim ben. Soytarıdan mı kaçacağım? Ya Asiye'yi yakalayabilmemiz için bize somut kanıtlar lazım. Evet. Ha illa çıkacak diyecek ki bütün her şeyi ben yaptım. Bu mu? Ha biz neyi bekliyoruz ben anlamıyorum. Babamın evinden çıkarken görülmemiş mi? İyi de o olduğu kesin değil ki. Hem elimizdeki bilgiler onu suçlamaya yetmez. Mert arıyor. Ben gelirim şimdi. Efendim Mert. Merak etme, çözeceğiz bu durumu. Kocan yanında ya, rahat ol. Ben söyleyeceğimi söyledim. Mine ile aramızdaki her şey planımın bir parçası. Yani ben aşk saçmalığına falan da zaten inanmam. Pokerde bir kişinin elindeki kartları anlamanın en iyi yolu onun yüzüne bakmaktır. Eğer iyi bir oyuncuysan masadaki herkesi kandırabilirsin. Ama değilsen elindeki her şeyi kaybedersin. Yani? Yani sen gerçekten berbat bir oyuncusun aslan. Ve elindeki her şeyi kaybetmeye mahkumsun. Şu an elinde hiçbir şey yok. Tabii eğer istersen her şeyi tekrar geri alabilirsin. Her şeyi derken canını kastediyorum tabii. Nasıl? Senin canına karşılık Mine'ninkini istiyorum. Ve bunu benim için bizzat sen yapacaksın. Müsait bir yerde. Sana zahmet. Ben şu sağda ineyim. Şurada indir beni, şurada indir beni. Sağ ol. Hadi sağ ol. Tamam Mert, tamam. Sana güveniyorum. Bak gelecek olan zarfı bana muhakkak hemen ulaştır, tamam mı? Ne oldu dayı? Ya bu şey ne o işte. Badi'yi bir ay önce arayan birisi daha varmış. İşte itibariyeden bilgi istemiştik. Yakında belli olur. Aa süper. Nesi süper ya? İş iyice Arap saçına döndü. Niye hayatım? Düğüm çözülüyor işte. Şans yüzümüze gülüyor. Şans bizim yüzümüze gülmez Çetin. Sırıtır biz de saf saf seviniriz. Asiye bak öfkeni anlıyorum. Ama Badi'yi buraya yollayanın kim olduğunu öğrenirsek onun niyetinin iyi ya da kötü olduğunu anlayabiliriz. Hem geçmişiyle ilgili yalan söylemesi onu gerçekten de katil yapmaz. Belki de seni Selen sanıyordur. Ya öyle değilse? Garantisi mi var? Yok hocam. Tamam sen garanti istiyorsun değil mi? Tamam. Şöyle düşün. Şimdi Fatma babanların evinden çıkarken bir kadın görmüştü değil mi? Eğer o kadın Bade ise Fatma onu tanır. Biz de meseleyi çözmüş oluruz. Nasıl? Alkışları duyuyor. Sonunda aynı dili konuşuyoruz. Çok sevindim. Evet ya. Sence yapacak mı? Hayatıyla kumar oynamayı kendisi seçti. O yapsa da yapmasa da kaybedecek. Ama biz kasayız. Hep kazanırız. Ne işler yapıyorsun kızım Mine? Mine? Girsene. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim. Bugün biraz telaşlı gözüküyorsun da. Bir şey yok değil mi? Yok yok. Yani seni beklemiyordum da. Ama gelmenizi çok sevindim. Sağ ol. Buradaydı.
Ne işler karıştırıyorsunuz yine? Hah, flaş. Çek hadi. Düzgün çek ha. Biriniz ne yaptığınızı söyleyecek mi? Ne oluyor? Badenin gerçek yüzünün fotoğrafını çekiyoruz yengeciğim. Tamam, çektim. Söyle, hemen göndersin. Tamam, göndereceğim, tamam. Üf. Aslan kimdi o insanlar? Bak, bana her şeyi anlatabilirsin. Beni korumaya çalıştığını farkındayım. Ablam, diğerleri sana inanmıyor olabilir ama ben sana inanıyorum, gerçekten. Bilmiyorum. Tamam, inanıyorum ben sana. Ablam göndermiş. Bunu Fatma ablaya göster. Kim ki bu? Sorun ne? Ya dün gece Fatma abla bir kadını bizim evden çıkarken görmüş. Ben de ona göstereceğim işte bu mu diye. Ablam fotoğraf göndermiş. Bakayım. Çetin, ben Fatma ile konuşmaya gidiyorum. Bak, bu iş fazla uzadı. Bir an önce bebeğin nerede olduğunu bulmamız lazım. Gene bir şey söylemeyecek dayı. Ne olursa olsun, onu konuşturana kadar vazgeçmeyeceğim. Ben de seninle geliyorum. Hayır hayır, sen Asya'nın yanında kal. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Mert aradı da belki bir şeyler bulmuştur diye yanına gidiyorum. Evet ya, ben de dayımla gideyim dedim. Mert kesin bir şey bulmuştur. Çetin, bak beni haberdar et, tamam mı? Merakta bırakma. Zaten Mine aramadı, delireceğim. Arar aşkım, arar. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu manyak ya Çiçeğe bir şey yaparsa, yani böyle uyurken odasına falan girerse. Ya yeter ama ya. Zaten bela paratoneri gibiyiz. Bütün kötülükleri üstümüze çekiyoruz. Bazen böyle kaderin yaptıklarına müdahale ediyormuşuz gibi falan hissediyorum artık. Neyse, dikkat et, tamam mı? Gidiyorum ben. Ya ben bu durumda bizimkileri yalnız bırakmak istemiyorum. En iyisi ben eşyalarımı toplayıp gideyim. Sen bilirsin. Baba. Abla. Geldin mi? Nasıl geçti kahvaltı? Güzeldi. Keşke birlikte gitseydik. Gideriz bir gün. Gerçi sen birkaç gün kalıp gideceğini söylemiştin ama aldın mı biletini? Aslında ben biraz daha kalmaya karar verdim. Çünkü seninle böyle doğru dürüst zaman geçiremedik. Öyle tabii de işlerini de aksatma bence. Ben gelirim. Görüşürüz sık sık. Bade ya, sen benim hayatımla ilgili birçok şeyi öğrendin sayılır yani. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sor, benim saklayacak bir şeyim yok ki. O manada demedim de, zaten niye saklayacaksın değil mi? Seni evlat edinen aile. Onlardan bahsetsene biraz. Bir ablan olduğunu onlar söylemişti sana değil mi? Evet, sağ olsunlar. Yani onlar olmasaydı varlığından haberim bile olmayacaktı. Mine, sen çık dışarıda bekle kızım. Baba bak. Çık dedim. Lütfen buyurun oturun. İstemez. Demek sensin he? Hapishaneye avukat olarak gelen, tefeciye parayı ödeyen. Ama de bana, asıl sen kimsin, nesin? Ne işin var kızımın yanında? Ben kötü bir adam değilim Salim Bey. Öyle mi? Kötü adam değilsin. Peki o zaman bekar kızı niye evine alıyorsun? Onun babası varken niye ona sahip çıkmaya çalışıyorsun? Salim Bey. Hiç nefesini tüketme. Ben senin gibileri çok iyi tanırım. Üç gün gönül eğlendirip ondan sonra insanın suratına bakmazlar.
Ama benim kızım gönül eğlendirilecek bir kız değil. Belli ki seni sevmiş, gönlünü vermiş, koşmuş sana gelmiş. Şimdi ben ona bu iş olmaz desem, benim sözüm geçer mi? Geçmez. Salim Bey, ben düşündüğünüz gibi bir adam değilim, inanın. Ben de senin düşündüğün gibi bir adam değilim. Bakma üstüme başıma. Beş para etmez bunlar ama benim ederim babalığımdır. Ben bu işe olur vermem. Göz göre göre Mine'mi aslanların önüne yem etmem. Eğer birazcık vicdanın varsa benim kızımdan uzak dur, onun canını yakma. Yakma ki ben de senin canını yakmayayım. Baba bak, sandığın gibi değil gerçekten. Senin bir suçun yok. Bana doğruyu diyemediysen benim yüzümdendir. Ben senin babanım. Hep senin iyiliğini isterim. Sen de benim senin iyiliğini istediğimi unutmayacaksın. Bir daha bu adamla görüşmeyeceksin. Tamam mı? Hadi git şimdi, içeride eşyan falan varsa al gel, ben burada bekliyorum seni. Fatma abla. Ya şey, bu bir kadın gördün ya dün gece bizim evden çıkarken. Ben şimdi bir fotoğraf göstereceğim. İyice bak o mu diye, tamam mı? Fatma abla, ne olur iyice bak. Bak çok önemli. Onu gören tek insan sensin, ne olursun. Ne oldu Mine? Bir şey mi yapmış bu kadın? Aramızda kalsın ama. Ya bu kadın her kimse bizim eve girip gazı açmış, Ayşe'yi öldürmeye çalışmış. Ne diyor kız? Niye yapmış bunu? Fatma ablacığım, Allah aşkına soru sorma, ne olursun bak o mu diye, ne olur hadi. Ali? Duydum, gazdan zehirlenmişsiniz. Kötü bir şey yoktur inşallah. Sana ne? Ya niye öyle diyorsun? Merak ettim. Bak her şeyi göze alıp geldim buralara kadar. Çok zahmet etmişsin. Gördün işte, iyiyim. Ya Mine. Çok özledim ben seni. Ne? Sen ne diyorsun ya? Sen seçimini çoktan yaptın Ali. Beni özlemeye hakkın bile yok senin. Ya Mine, bir dinle beni ya. Bırak, defol git şuradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni dinlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir daha karşıma çıkarsan yemin ederim polis çağırırım. Senin canına karşılık Mine'ninkini istiyorum. Ve bunu benim için bizzat sen yapacaksın. Bir saate bende ol. Bugün birini ortadan kaldırmama yardım edeceksin. Gösterdin mi Fatma'ya resmi? Gösterdim. E ne dedi? Evden çıkarken gördüğü kadın o muymuş? Evet, o kadın olduğunu söyledi. Ya abla, kim bu kadın? Ne istiyor bizden?
Kapatıyorum ben. Kapatıyorum. Anlatırım sonra. Ne yapıyorsun sen Ali? Mahallede seni Mine ile konuşurken gördüm. Ya biri polise haber verseydi kafayı mı yedin sen? Mecburdum. Neye mecburdun? Ya aradım seni açmadın. Ya annemi de arayamazdım. İyiler mi hoşlar mı gittim gördüm işte kendi gözlerimle. Ya kimseye yakalandığım falan da yok, uzatma. Neye uzatma? Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Mehmet'le Ayşe o gece gazdan can çekişirken Mine Hanım elin herifleriyle geziyordu. Pervin iftira atma. Mine öyle bir şey yapmaz. Sen daha bana inanma. Gittiği yeri bile biliyorum. Kiminle yanak yana olduğunu biliyorum. Gözlerimle gördüm. Yeter! Bana bak Pervin. Elimden bir kaza çıkacak ha. Bir daha Mine'nin adını ağzına almayacaksın. Yoksa çok fena olur. Hayda. Ne işin var senin burada? Dinlen dedim ya sana. Yatacak zaman değil usta, çalışmam lazım. Bu halde olur mu hiç? Canına mı susadın sen? Bir şeyim yok çok şükür, ayaktayım. Ne sen bilirsin. Yalnız gün yarı oldu zaten. Tam yemeğe veremem. Ziyan yok usta. İyi, hadi hayırlı olsun, geç bakalım. Sağ ol. Dikkat et oradan verirken, uzun al hadi. Buyurun. Kime baktınız? Fatma Hanım evde mi? Kim gelmiş? Seni soruyorlar. Tamam, geç içeri sen. Ne oldu yine? Niye geldiniz? Sen çok iyi biliyorsun niye geldiğimizi. Nereye? Durun. Bir dakika durun. İşim gücüm var. Uğraşamam ben sizle. Biz de işinin bitmesini bekleriz. Neredeyim? Allah. Anne orada. Bak burada. Nerede anne? Çiçeğin nerede olduğunu söyleyene kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Bakın yapmayın. Burası sizin yaşadığınız yerlere benzemez. İki adamı evime aldığımı görürlerse beni tefe koyarlar. O zaman çiçeğin nerede olduğunu söyle. Kim aldı onu? Ailemin huzuru kalmadı. Karın başkasının çocuğunu kendi çocuğu zannediyor. Bunu yapmaya hakkın yok. Bak çiçeğin nerede olduğunu söyle. Yoksa başına büyük bela oluruz. Bu evden çiçeğin yerini öğrenmeden gitmeyeceğim. Anladın mı? Söyleyemem. Anlamadınız mı? Yaşatmazlar beni, öldürürler. Kim onlar? Merak etme, koruruz biz seni. Hadi söyle. Biz varken sana hiçbir şey yapamazlar. Ya hepsini bırak bir anneye, bunu yapmaya hakkın yok. Çiçek hep yanınızdaydı. Nasıl ya? Benden aldığınız bebek. Aynı bebek. Çiçek Selen Hanım'ın kendi kızı. Nasıl kendi kızı? Ama ben DNA testi yaptırdım. Gerçek bu. Çiçek hep Selen Hanım'ın kızıydı. O test doğru değil. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyor dayı. Bizi başından salmak için yapıyor. Yer miyiz bu numaraları be? Doğruyu söyle. Mahsus yaptılar. Sırf canınızı acıtmak için. Siz çiçeğin peşine düşüp perişan olun diye. Kim böyle sadistçe bir şey yapar ya? Sait. Sait Karahan. Bunları yapan o. Madem bana inanmıyorsunuz, o zaman gidip o adamı bulun. Babayı mı özledin sen? Abla. Senin neyin var? Gerginsin. Bir şeyim yok. Sana öyle gelmiş. Abla bak, bana her şeyi anlatabilirsin. Tamam,
Yani birbirimizi çok tanımıyoruz. Ama yine de biz kardeşiz. Bana istediğin her şeyi anlatabilirsin. Kardeşiz. Bana artık daha fazla yalan söylemesen diyorum. Efendim? Geldiğimden beri canınızı sıkan bir şeyler var. Benden istediğin kadar sakla. Hissediyorum, farkındayım bir şeyler olduğunu. Yani Çetin'le sizi bu kadar korkutan, bu kadar endişelendiren nedir öğrenmek istiyorum. Gerçekten benimle paylaşabilirsin. Bu kadar sizi huzursuz eden şey nedir? Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Hem anlatıp seni de endişelendirmek istemem. Peki. Ama ne zaman konuşmak istersen ben buradayım, olur mu? Kim bu Sait Karahan ya? Ne istiyor bizden? Dur bakalım. Ne istiyormuş öğreneceğiz. Yalnız çok rahatladım ben Çiçek'le senin yanında. Bir de onun çocuğu olmadığını söyleseydik hakikaten kalp krizi geçirip öldürdü kızı. Evet, en azından bunun için sevinebiliriz. Ya. Çetin, ne yapıyorsunuz burada? Fotoğraftaki kadın için mi geldiniz? Fatma Batan'dı kadını. Bana gönderdiğiniz fotoğraf var ya, gece bizim evden çıkan kadın oymuş. Nasıl ya? Neyse ben gidiyorum. Sonra bana da anlatın ama tamam mı? O kadın kim bilmek istiyorum. Nasıl ya? Çetin neredesin? Sen Bade'nin yanında mısın? Hemen uzaklaş oradan. Ayşe'yi öldürmeye çalışan Bade'ymiş. Ne zaman geliyorsun ya? Çiçek çok özledi seni. Sen Bade'nin yanında mısın? Eğer öyleyse beni sevdiğini söyle. Aşkım seni çok seviyorum ben. Tamam sakin ol, tamam mı? Sen odaya gir, kapıyı da kilitle. Biz geliyoruz. Tamam. Alim, aç benim Pervin. Kapalı. Gitmiş. Terk edip gitmiş. Peki. Çiçekçim, gel anneciğim senin mama saatin geldi. Anne. Bunun nesi var? Bir şey mi kaçırdım ben? Ayşe seni öldürmek istediğinden şüpheleniyorlar. Merak etme. Hiçbir şeyi kanıtlayamazlar. Emin misin? Pasaportundan fotoğrafını çektiler. Ne yapacaklar bilmiyorum ama birine gönderdiler. Allah kahretsin. Ne oldu? Bu şimdi mi söylenir hale? Bu saate kadar aklın neredeydi? Nerede bu ya? Nerede bu? Gitmiş mi manyak? Hacer abla. Onu bulacağız oğlum merak etme. Hacer abla! Geldim geldim. Bade nerede? Bilmiyorum ki. Topladı eşyalarını gitti.
Haberiniz var mı? Şöyle dedi. Biliyor. Bildiğimizi biliyor. Kaçmış demek ki. Ya da bir Neyli Ayşe'nin peşine düştü. Ben Asiye ile beraber mahalleye gidiyorum. Siz Çiçek'in yanına ayrılmayın, tamam mı? Tamam. Bana haber ver. Tamam. Gidiyorum ben Fatma. Anne gitme. Son defa gidiyorum zaten oğluşum. Pervin kız, bana bak. Kötü bir şey mi oldu? Oldu. Hem de çok kötü bir şey oldu. Dünyam karardı. Ne oldu kız? Allah korusun, oralarda biri bir şey mi yaptı? Kimse bir şey yapamaz, gözlerini oyarım. E ne oldu o zaman? Alim gitti Fatma. Hayatımın anlamı gitti. Aman cehenneme kadar yolu var. İyi olmuş. Ben de bir şey oldu sandım. Kaçtım ben. Hadi seninle o istediğin filmi izleyelim, hı? Tamam mı? Çok fazla vaktim yok. Babam görürse çok kötü olur. Tamam, uzun sürmez zaten. Hadi bin, hemen gidelim. Nereye? Baksana, seninki yine Aslan Kral'da takılıyor. Bak geç kalırsam gerçekten sorun çıkar. Ya merak etme, hemen döneceğiz. Güven bana, pişman olmayacaksın. Takip etsen şunu. Kızım evin önünde bekleyecektik ya, ya Bade gelirse? Sen takip et, yanılıyorsak geri döneriz zaten, hadi. İçimde kötü bir his var. Nasıl bu kadar dikkatsiz olursun hala anlamıyorum. Sen hayatında hiç hata yapmadın mı Sait Karahan? Bu kadar kusursuz bir adam mısın? Yaptım evet. Ama hiçbirisi seninki kadar acemice değildi. Kim olduğum hep saklı kaldı. Ben istemedikçe kimse bulamadı beni. Tamam, her neyse. Bu kadar üstüme gelme. Bundan sonra ne yapabiliriz ona bakalım. Aslan nereye gidiyoruz? Çok uzaklaştık. Sabırlı ol. Birazdan anlayacaksın. Ne var Oktay? Demek evine gidip aldım ineği. Tamam, peşindesin değil mi? Nedir durum? Neymiş? Aslan'la Mine beraberlermiş. Söylediğimizi yapacak demek ki. O adama hiç güvenmiyorum. Gözümle görmeden Mine'yi öldüreceğine asla inanmam. Bade Hanım da geliyor Oktay. Sen Aslan'ı gözden kaybetme. Takip etmeye devam et. İstikametini de Bade Hanım'a bildir. Bakalım Mine'yi nasıl bir son bekliyor? Onu bilemem. Bildiğim tek bir şey var. Sonu benim elimden olacak. Allah. Gencin top oynuyor burada. Ne yapıyorlar ya? Çetin. Kesin bir şey yapacak bu Mine'ye. Öldürecek bu Mine'yi ya. Dur. Ya bırak. Oğlum ben güvenmiyorum bu herife. Kızım şimdi bizi görürlerse ne yaptıklarını anlayamayız. Yavaş bir sakin. Aslan ben gerçekten korkmaya başladım. Nereye gidiyoruz? Sabret geldik sayılır. Az ileride. Ne o az ileride olan? Geleceğimiz. Ne oluyor ya? Bileyim ya. İki kişinin bu kadar ıssız bir yerde geziyor olması yani neden olabilir? Neden Çetin? Ya mangal yapar ya da ceset gömer. Zevzek zevzek konuşma be. Sinirimi bozuyorsun. Ya şu halde bile makara yapıyorsun ha. Okey.
Aslan ben gerçekten korkmaya başladım. Bir kere, sadece bir kere bana koşulsuz güven lütfen. Bir pislik var bu işte. Kesin bir şey yapacak Mine'ye. Ben gidiyorum ya. Dur ya, dur. Baksana Mine rahat ya. Şimdi gözlerini kapat. Niye? Lütfen soru sorma. Gözlerini kapat. Aslan bak gerçekten... Hadi, hadi. İyi peki. Kapattım. Açayım mı artık? Hayır, hayır. Daha değil. Ben söyleyince. Seviyormuş la bu kızı gerçekten ya. Ha? Evet seviyormuş. Baksana Aslan'a bile diz çöktürdüğüne göre. Şimdi gözlerini aç. Aslan. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Benimle evlenir misin? Sabah kadar böyle duracaksan biraz da öbür dizime yüklensin ha. Özür dilerim ben çok şaşırdım, hiç beklemiyordum bunu. Eyvah. Sabah kadar bekleyecek miyim yani? Ya tamam dur. Biraz keyfini çıkartayım şunu. Tamam. Yani evet mi? Evet. Salim. Hı? Bir Mine'yi arasak mı? Geç oldu bak. Gerekmez ana. Aa. Hayırdır oğlum? Sen pek bir rahatsın. Sen doğru durunca doğru seni gelir bulur ana. Sen rahat ol. Mine sevmiş seni dediniz ya. Bir de ben anlatayım kendime. Ben de Mine'yi çok sevdim. Hem de çok sevdim. Hayatımın sonuna kadar da seveceğim. Biliyorum hata yaptım. Daha önce çıkmalıydım karşınıza. Bugün bana çok iyi bir ders verdiniz. Salim Bey, ben Mine ile evlenmek istiyorum. Ne olur karşı çık. Gelip isteyeceksin yani. İyi, gel iste o zaman. Yalnız önce Mine ile konuşmam lazım. Yani onun ne diyeceğini bilmiyorum. Eğer kabul ederse, eder inşallah, değil mi? Vallahi onu ben bilemem. Gidip kendin soracaksın. He derse ben de vereceğim. Oh, estağfurullah, estağfurullah. Sen al şunları, yarın akşama börek, çörek ne varsa hazırlayın. Misafir mi gelecek? Kızımı istemeye geliyorlar. Hayırlısıyla kızım evleniyor artık ana. Aa değil mi? Aa. Bugünleri de gördük işte. Hiç umudum yoktu. Sevmeye mi umudun yoktu? Seveceğim kişinin beni seveceğine dair umudum yoktu. Hatta kabul etmezsin diye kendimi hazırlamıştım. Saçmalama. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım. Bir yere çıkılıyordu, bir şey çıkılıyordu. Neydi o? Biz bence buradan çıkıp gidelim artık, eve gidelim. Bari bizim dışımızda birileri mutlu olsun. Limon sıkmayalım yani. Hop hop hop, gel. Bade değil mi la o? Ellerinde silah var lan onların. Ne silah ya? Aslan. Kıvırlamayın. Aslan ne oluyor ya? Sana güvenilmeyeceğini biliyordum. Mine. Bir adım daha atarsan beynini patlatırım.
Bade! Bade dur! Bade! Bade dur ya. Uzak dur kardeşimden. Abla. Abla. Ne güzel bir kelime değil mi? Böyle dolu dolu. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Bade. Efendim? Asiye. Bırak beni. Ya senin meselen bizimle. Öldüreyim mi yani? Hayır. Onun bir suçu yok. Haklısın. Da bir şeyi çok merak ediyorum. Acaba benim ablamın suçu neydi? Ha? Hangi suçu işlemiş olabilir ki onu böyle öldürdünüz? Çok merak ediyorum. Bir anlatsanıza bana. Bade. Bak bir suçlu arıyorsan o benim, tamam mı? Ama isteyerek olmadı. Yani gerçekten kazaydı. Ya ne kazası ya? Ne kazası Çetin? Ne saçmalıyorsun? Çok haklısın. Çok haklısın ama gerçekten çok üzgünüm. Ya 100 kere 1000 kere özür dilerim ya. Gerçekten kazaydı. Çetin. Siz benim ablamı öldürdünüz. Öldü benim ablam. Öldü, anlıyor musun? Ne özür dilemesi ya? Bir özür geri getirebilir mi benim ablamı ya? Hangi özür onu geri getirebilir? Kaç tane özür dilemeniz lazım? Tamam. Şöyle yapalım, anlaşalım. Ben de o zaman Mine'yi öldüreyim. Sonra sizden özür dileyim, siz de beni affedin. Ha? Nasıl? Dokunma kardeşime. Bade. Yalvarırım, bırak lütfen. Tek bir adım daha atarsanız öldürürüm, hiç acımam. Yalvarırım, ona zarar verme. Ne istersen yaparım. Beni öldür. Ona dokunma. Kardeşime dokunma. Siz benim bu hayattaki tek ailemi aldınız benden. Yaşadığım acıyı yaşatana kadar durmayacağım. Beni öldür. Öldür beni. Beni öldür. Öldür beni. Hayır Bade, bırak. Lütfen yalvarırım. Seninle de sonra hesaplaşacağız aslan. İhanetinin bir bedeli olarak, küçük bir bedeli olarak Mine'yi alıyorum. Ya sen nasıl bir insansın ya? Bu kadar kolay mı masum bir insanı öldürmek? Biz de suçlu diyorum sana. Selen yaşasaydı sen onun en büyük şanssızlığı olurdun. Senin gibi bir kardeşi olduğu için utanırdı be. Oktay yürü. Aslan. Abla. Bunun hesabını sana soracağım. Bunun hesabını canınla soracağım. Alın. Yine. Çabuk çabuk atla. Çabuk Çetin, Mine'yi kurtarmamız lazım. Çabuk hadi. Allah kahretsin ya, lastik patlamış. Ne demek lastik patlamış ya? Aslan, Aslan bizi de bekle. Aslan! Ne yapacağız ya, bu şekilde gidemeyiz. Ne yapacağız? Ya Mine'ye bir şey yaptıysa, ya Mine'ye bir şey olduysa. Sakin ol, kurtaracağız tamam mı? Bir şey yok. Gel yola çıkalım, gel. Halim, neredesin sen ya? Nereye kayboldun? Ali! Ali, her yere baktım. Neredeydin? Nereye gittin? Yüreğime inecekti vallahi. Dönmeyeceksin sandım. Beni terk ettin sandım. Telefonun da kapalıydı. Öldüm öldüm, dirildim vallahi. Ya işte polis gelince korktum Pervin. Bekir abiye gittim, kalacak başka bir yer ayarlasın diye. Ayarladı sağ olsun. Bir daha bana haber vermeden gitme. Bak sen olmadığın zaman ben deliririm, aklımı kaybederim, biliyorsun. Haber vermeden ortadan kaybolma. Ayşe'yi nasıl kıyacaktın? O daha çocuk. Nasıl vicdansız bir şeysin sen ya? Kapa çeneni. Biz sana hiçbir şey yapmadık. Ayşe de yapmadı. Sus dedim sana, sus! Biliyorum üzgünsün. Ama çözümü bu olmamalı. Gider polise her şeyi anlatırsın. Neyse cezaları çekerler. Tek buna bak. Tek kelime daha edersen seni şuracıkla öldürürüm.
hayatımın en mutlu günüydü. Ben ölmek için hazır değilim. Değilim. Seni aslan gibi bir adamdan kurtardığım için bana teşekkür etmen gerekiyordu oysa ki. Bana bir şey yaparsan aslan seni yaşatmaz. Aslan şu an ben izin verdiğim için yaşıyor. Ama merak etme, çok özlemeyeceksiniz birbirinizi. Kavuşmanızı bizzat ben ellerimle sağlayacağım. Oktay, sen etrafı kolaçan et. Beni öldüreceksin. Aslan'a dokunma bari. Yok, yamam. Aptala aşıklar. Oktay! Oktay! Kızlara bak. Aslan! Yürü! Bırak! İyi misin? Hayırdır birader? Bir sorun mu var? Yok bir sorun kardeşim. Yakınlardaydım da geçerken uğrayayım dedim. İyi yapmışsın da. Keşke bir haber etseydin. Hadi gel. Gel çıkalım dışarı, hem bir hava alırız ha. Yok, iyi böyle. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrılması zarar ömüre. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Sakın beni bırakma Çetin. Bırakma. Ayşe bak kızım kapıya. Sana çok ağır ödeteceğim aslan. Bulacağım seni. Bitti Bade. Buraya kadar. Ne yapacaksın bana? Senden kurtulacağız. Bana bir şey olursa
Sait senin peşini asla bırakmaz. Sait'in umrunda bile değilsin. Sen de benim gibi onun başasısın. Aslan, bırak beni, bırak. Ne oldu? Korktun mu? Tamam. Bir hata yapmış olabilirim. Ama herkes iyi. Sevgilin de yaşıyor. O yüzden bırak beni de gideyim. Söz veriyorum peşinize düşmeyeceğim. Hata mı? Ayşe ile Mine'yi öldürüyordun be. Sen hastasın. Hasta. Aslan bu kadını öldürmeyeceksin değil mi? Sen yaşıyorsun ya. Gerek yok. Bu Ayşe içinde. Dua et kardeşim yaşıyor yoksa seni mahvederdim. Yürü. Nereye götürüyorsun beni? Seni polise teslim edeceğim. Aslan yapma. Aslan yapma, yapamam ben oralarda. Giremem hapse. Ya, bırak. Yürü. Yürü. Bırak. Kırarım zinciri, vararım yâre. Oğlum sen kafayı mı yedin? Hani bu karıyla bir ilgin yoktu senin? Kime diyorum birader? Ne bu şimdi? Oğlum ne işin var senin? Ne işin var senin buralarda ya? Oğlum bana bak. Bu karının peşinden sürüklenip de gençliğini yakma bak. Berkan abartma. Bir şey olduğu yok. Yazık ediyorsun kendine birader ya. Vallahi da billahi de yazık ediyorsun ya. Yani hapse girsen daha namuslu olurdu ha. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne namussuzluğumuzu gördün lan bugüne kadar sen bizim? Ulan elin evli barklı karısıyla niye buraya geliyorsun o zaman ha? Ona bak Berkant. Ağzımı bozdurma benim, çok fena olur ha. Olan olmuş zaten kardeşim. Ben söyleyince mi sonra gidiyor ha? Oğlum Ali abi. Ali abi bırak abi. Bırak! Karışma sen! Ali'm bırak. Bırak değmez. Ulan esas sana değmez be. Ulan peşinden sürüklemişsin çocuğu da. İyice kendine benzetmişsin. Ali bana bak. Bu karıyı savunup da kendini yakma, duydun mu? Duydun, bırak lan, bırak! Lan bana bak, pişman olacaksın. Sonra iş işten geçmiş olacak Ali. Pişman! Ya bırak! Sakin ol. Bırak be, tamam bırak. Yürü git, yürü. Asya. Demek yaşıyorsun ha. İlk göz ağrım benim. Bize niye yaşattın bu acıyı be yavrum, niye? Ben seni gördüğümü söyledim. Ama bana kimse inanmadı. Asiye, sen gelsene benimle. Niye geldiniz buraya? Derdin ne senin? Babaannen seni görünce kalpten gidiyordu. Hiç mi bir iyiliğin olmaz senin? Hep sarar, hep sarar. Oh, ne kaçırıldı. Ne? Ali! Oğlum! Gel, gel. Şş, bana bak. Ne öyle acil gel falan diyorsun anne? Çiğdem'e bir şey mi oldu yoksa? Yok, yok. Hepimiz çok iyiyiz. Sen de çok iyi olacaksın artık. Hadi, hadi geç içeri. Geç, geç. Abi. Ne oluyor burada? Gel kardeşim, otur iki dakika. Korkma, korkma. Hadi geç otur çocuğum, anlatacağız sana her şeyi. Bana anlattıklarını anlat bakayım Ali'ye de. Beni Pervin bıçakladı. Ne diyorsun lan sen? Dur kardeşim, dur bir sakin ol ya. Anlat lan sen de. Pervin beni bıçakladıktan sonra kimseye söylemeyeyim diye bana para verdi. İşte evini mi ne satmış, oradan buldu getirdi parayı. Gözü kör olmayasınca, adi karı. Bir dakika,
Sen polise ifade falan vermedin mi? Yok vallahi. Ben kimseyi görmedim dedim polise. Öldüreceğim seni Pervin. Öldüreceğim lan. Dur 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 kardeşim, dur bir dakika ya, sakin ol. Ne dur ulan, ne duru? Oğlum bana bak. Bu karı işin elini kana bulamaya değmez. Abi yapma ne olur. Bak masum olduğun anlaşılacak. Hem bizi sensiz bırakma lütfen. Hazır mısın? Canan odana çık. Baba bizi rahat bırak artık. Biz artık gidiyoruz. Odana çık dedim, yoksa acımam öldürürüm seni. Gel Canan. Canan'ın kılına zarar gelirse ben de acımam, sizi öldürürüm Sait Bey. Ömer çekil şuradan. Bugüne kadar siz ne söylediyseniz doğru ya da yanlış demedim. Sorgulamadan yaptım. Çünkü beni siz büyüttünüz. Üstümde emeğiniz var. İlk defa size karşı duruyorum. Ben sevdiğim kadın için ölmeye hazırım Sait Bey. Sen nasıl bir insansın ya? Senin yüzünden öldürüyorlardı beni. Ne oluyor Taylan? Sakince anlatır mısın canım? Sait. Babamın eski iş ortağı. Senin de eski nişanlı. Sen şimdi bütün bildiklerini anlatacak mısın? Yoksa ben tek tek anlatayım mı her şeyi? Bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Taylancığım. Anne, ya daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Sait'i zamanında babamla hapse attırdığınız için düşmüş peşimize. Sen nasıl bir insansın ya? Benim senin gibi bir annem yok artık. Oğlum yapma. Dur Taylan. Taylan. Ben çok pişmanım. Anlatın, anlatın ama eğer sizin yediğiniz hatlar yüzünden Mine'nin başına bir şey geldiyse haşureye yazıyorum, Allah yarattı demem. Hayırdır? Durun siz oturun, ben bakarım. Mine! Oh çok şükür, çok şükür yavrum. Çok şükür, Allah bağışladı seni yavrum bize. Ay yavrum benim. Mine, özür dilerim, her şey benim yüzümden oldu. Thank you.
Leyla. Yalvarırım. Beni tekrar o hastaneye götürme oğlum. Hadi anne. Bin şu arabaya. Bir daha bu eve geri dönmeyeceksin. Ailemin yanına bile yaklaşamayacaksın. Tamam. Bundan sonra senin istediğin gibi bir anne olacağım. Yapma bana bunu oğlum. Bunu yapma oğlum lütfen. Anne hadi. Hadi bin arabaya. Yakışıklı oldum ha? Yakışıklı oldum. Çok yakışıklı olmuşsun. Yakında sana da bir kız bulur, ev veririz artık. Evleneceğim ha, evleneceğim ha. Çocuklar, şimdi gelirler. Hadi siz bunları alın da gidin odanızda yiyin. Hadi bakalım, hadi. Hadi Mehmet, sen de çocuğum, hadi. Bir eksik var mı ana? Yok gibi. Sen sade gazoz almayı unutmadın inşallah. Vallahi unuttum. Ne yapalım? Bir eksiğimiz o olsun. Neyse gelirler şimdi, ben şu çaya bir bakayım. Evlilikte ilk kural haksızsam bile haklıymış gibi yapacaksın. Yani böyle sonuna kadar savunacaksın ki kocan seninle baş edilemeyeceğini anlasın. Tamam mı? Vallahi ablacığım, bunun için senin evli olmana gerek yok. Sen doğuştan böylesin zaten. Şimdi geçtik ikinci ve üçüncü kurala. Neymiş o ikinci ve üçüncü kural? Boş ver ya. Sen mutlu olmaya bak. Geldiler. Vallahi geldiler. Nasıl oldum? Çok güzelsin. Seni çok seviyorum abla. Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş buyurun, oldu. Buyurun. Buyurun böyle. Böyle buyurun. Ayakta kalmayın. Buyur evladım, hoş geldin. Hoş Teşekkür ederiz. Hoş geldin oğlum. Buyur, buyur. Hoş geldin. Aşkım, fazla vaktimiz yok. Baba, beni affettin mi? Asıl sen beni affet Asiye'm. Yine. Hatırlıyor musun? Annemiz öldüğünde bana... Ağlama, çok üzülüyorum. Artık annemiz sensin demiştin. Niye bunları anlatıyorsun abla şimdi? Ben o gün sen ve Ayşe için büyümek zorundaydım. Büyüdüm de. Kendime bir söz verdim, sizi her zaman koruyacağım diye. Sözümü unutmuşum. Sonradan anladım. Anladım ama çok geç oldu. Beni affet demeye bile yüzüm yok yine. Ablacığım, sen bana abla oldun, anne oldun, dost oldun. Sen bana her şey oldun. Hadi artık. Doğru bir şey yapıyorum. Ne oluyor ya? Asiye'm. Ne olur korkutma bizi. Ya bir şey söylesin, ne oluyor? Tahmin ettiğim şey mi yoksa?
Gizli saklı yaşamak istemiyoruz artık. Cezamızı neyse çekeceğiz. Sonra yepyeni bir hayata başlayacağız. Sıfırdan. Değil bir oğul oldu. Bu kapı sana her zaman açık. Çiçek uyandı, bak mama istiyor. Mama. Siz niye böyle ayaklandınız hepiniz? Ne oluyor? Baba. Çiçek sana emanet. Ona en iyi sen bakarsın. Git dede aşkım. Git hadi. Git dede. Ne oluyor böyle? Ne emaneti? Ne diyorsunuz siz ya? Tamam anne, tamam. Sen yanımda kal. Hayat masal olsun. Ben yine de dinlerim. İsterse yalan olsun. Varlığımı nokta gibi hissettiğim her an anlamlı bir cümlenin sonunda buluyorum kendimi. Seviyorum lan seni. Yere çekim suya kaldırma kuvveti veren kudret... ...senin yokluğuna alışma kuvveti de verir elbet. Öyle bir çık ki karşıma. Her baktığımda ilk kez görüyormuşum. Az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim kendimi. Yıllar geçse de üstünden bitmeyecek oğlum bendeki sen. Gitmek bir eylemdir, sevmekse de yapayım. Seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Çiçek! Işıkım! Oh! Işıkım! Semra yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkum olmuştur. Ailesi tarafından terk edilmiştir. Taylan onu cezalandırmak için bir akıl hastanesine kapatmıştır. Çaresizlik içinde öleceği günü beklemektedir. Ne oğlu Taylan ne de torunu Çetin bir defa bile ziyaretine gitmemiştir. Canan çocuğunu dünyaya getirmiş ve Ömer'le mutlu bir aile olmuşlardır. Sait'in intikam duygusu yerini aile özlemine bırakmıştır. Hale boşanma sonrası yalıyı almış, yüklü bir miktarda nafaka koparmayı başarmıştır. Yeterince bedel ödedikten sonra hep özlediği hayata kavuştuğunu düşünmektedir. Ama sahip olduklarının asla gerçek bir ailenin yerini tutamayacağının da farkındadır. Ali hayalindeki yuvayı kurmayı başarmıştır sonunda. Geçmişini tamamen unutmuştur artık.
Mine'den başka hiç kimseyi sevemeyeceğini düşündüğü anda karşısına dünyanın en iyi insanı çıkmıştır. Ali büyük bir aşkla evlenmiştir onunla. Beladan uzak, kendi halinde sade bir yaşam sürmektedir. Hayatından memnun, huzurlu ve mutludur. Pervin adam yaralama suçundan bir yıl ceza almıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra müzikolde şarkıcılık yapmaya devam etmektedir. Taylan Hale'den boşandıktan sonra yurt dışına yerleşmiştir. Tek başına yepyeni bir yaşam kurmuştur kendisine. Aradığı aşkı bulana kadar da hayatını istediği şekilde yaşamaya devam edecektir. Mine ve Aslan evlenmişlerdir. Bir çocukları olmuş ve çok mutludurlar. Salim'le Kadriye'nin keyfine diyecek yoktur. Çocukları, torunları yanındadır Salim'in. Çetin cezaevinde bir yıl 11 ay kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanmıştır. Asiye cezaevinde bir yıl 4 ay kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Asiye ve Çetin sonunda hiçbir şeyden kaçmadan, korkmadan, saklanmadan aşklarını yaşamaktadırlar. Asıl özgürlüğün insanın korkacak bir şeyi olmaması olduğunun farkındadırlar. Mutluluğu asıl hak edenler bir aileye sahip olup kıymetini bilenlerdir.